pijama. Evet, uzun süreden sonra pijamasız bir video çektim. Çekiyorum. Bu hareket için geçen hafta minik bir çerez videosu çekmiştim. Faro Shuffle. Hatırlıyor musunuz, hatırlamıyor musunuz? Ne mal konuştum lan. Geçen hafta bu hareket için minik bir çerez video çekmiştim. Faro Shuffle. Şu hareket. Bu. Destek karıştırma. Şuradan bir yerden de görürsünüz herhalde. Yer var mı? Var var. Tamam, şuradan bir yerden o zaman görürsünüz hareketi de. Yani bu hareketi yapmak için önce o hareketi bilmeniz gerekiyor. Bir de fen açmayı bilmeniz gerekiyor. Kardeşler başlangıç setimde fen açmayı öğrettiğim bir video var. Ona da yine iyi butonundan gidebilirsiniz. Artık harekete geçebiliriz. Hadi. Geçelim. Dediğim gibi harekete faroyla başlıyoruz. Bu arada hareketin ismi Giant Fan. Söyledim mi bilmiyorum. Faroyu da iyi butonlarından ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu başka bir videoda biraz daha detaylı anlattım. Ama şimdi yine de hemen göstereyim. Kartları birbirine faroluyoruz. Sol elimiz, Strel Grip sağ elimiz. Dealer's Grip'te duruyor. Ondan sonra şöyle bir aim'le kartları birbirine kenetliyoruz. Kısaca bunun ismi faro, faro shuffle. Tabi bunun karıştırması. Biz bu pozisyona gelip faro pozisyonuna geliyoruz. Sonra açıyoruz sen. Yani aslında iki tane hareketi birleştiriyorsunuz. Bundan anlatacak hiçbir şey yok. Sadece o iki videoyu izlemeniz gerek. Ben burada püf noktalardan bahsedeceğim. Püf noktalardan biri. Kartları faroladıktan sonra fen açmadan önce, şu an fen açma pozisyonundayız. Fen açmadan önce ilk başta başlıyorsanız birazcık ittirmeniz gerekiyor şu kartlara. Şurada birazcık boşluk kalsın. Yani şurada kartların kenetlendiği boşluk büyüyor. Parmağınızı her zaman şuraya koyarak açın feni. Parmağınızı oraya koyarak açın. O önemli. Kartların düz bir eğim almasında en önemli kısmı. İkinci püf noktaya gelelim. Harekete yaparken, daha doğrusu yaptıktan sonra fen, iki tane fen tutma şekli var. Biri bu. Bunun en fazla bu kadar açabilirsiniz. Çünkü parmaklarınız belli bir düzlemde duruyor. İkincisi de bunu tek bir fende göstersem daha rahat anlarsınız. Şu an onu fark ettim. Yani birisi şu. Birisi bu. Diğeri de şu. Aralarındaki fark şurada bir eğim oluyor, görüyorsunuz. Adeta bir pizza tutar gibi. Bu şekilde açtığınız zaman üstteki kartlar aşağıdan eğim alıp düşebilir. Çünkü düz duruyor ve kartları zaten birbirinin üstüne düşerek ağırlık yapıyor. Kelebek etkisi. Tüm deste yere düşecektir. Hatta hemen göstereyim size örneğini. Şu an sadece birazcık düştü. Şu sallanan kısımları görüyor musunuz? Çok sakat duruyor kartlar. Minicik dokunsan sallanıyorlar. Ki bu da zaten hemen kartların düşmesine sebep olacak. Bunun sebebi kartları düz bir şekilde açmış olmamız. Feni açtıktan sonra biz bir fen açtık. Elin, baş parmağınızla diğer kartlara basınç uyguluyorsunuz. Yani şu şekilde açtık ve basınç uyguluyoruz buraya. Ki kartlar birbirine daha kenetli şekilde kalsın. Şimdi göstereyim. Şu an dediğimi yapıyorum. Baş parmağımla bastırıyorum ve bu kartlar üste çıkıyor. Biraz daha yer çekiminden düşmüyorlar. Vurmaya daha dayanıklı oluyor, sallanmaya. Biraz da elinizi çevirebilirsiniz yani o şekildeyken. Demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. İkinci anlattığımda bir de bir closer göstereyim size hemen. Faroyla kim uğraşacak ya? Bu kısmı keseceğim, böyle açtım kısmı. Faro yapmayı üşendim. Bir closer da benim genelde yaptığım closer. Kartları şu şekilde topluyorsunuz elinizle. Ondan sonra da bir daha eğim açarak buraya kapatıyorsun. İki tane pakete. Bu kadar. Böyle. Bir closer kullanıyorum. Evet, video bu kadardı. Giant Fan aslında böyle bir kolay bir hareket. Güzel görünüyor. Evet, ama genelde çok yapmayı tercih etmiyorum. Bunu bu arada bir sürü fen çeşidiyle birleştirebilirsiniz faro shuffle'ı. Bir faro yapıp mesela bir lapel spread yaparsınız. Şöyle. Şu an elimdeki deste terden öldü. Sıcaktan. Yaklaşık bir saattir elimde bu deste var. Yeterince güzel fen açılmıyor. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım beğendiğiniz video olmuştur. Hareket hakkında yapamadığınız bir şey olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Veya biraz daha detaylı bir şey anlatmak istiyorsanız fotoğrafını çekip Instagram'dan DM de atabilirsiniz. Boş yapılmadığı sürece DM'lere bakıyorum. Neyi? Bu kadar o zaman. Görüşürüz.